Evet arkadaşlar, az önce bir talihsizlikten dolayı teknik bir sorun oluştu. Ekran kartımın sunucusu kapandı. Öyle olunca oyun dondu, ben de oyunu kapattım. Ve oyun beni buraya atmış, ancak save'de sanırım bir sorun yok, yani sandıklarla toplanabilirler, olduğu yerde kalıyor sanırım. Kalmış sanırım, bilmiyorum. Evet. Kusura bakmayın bu sorun için. Bu nasıl artık, nasıl editleyeceğim onu da bilmiyorum ama. Halledeceğim işte. Olmadı part 1, part 2 derim. Muhtemelen öyle diyeceğim zaten. Kusura bakmayın. Ben de üzgünüm böyle olmasını, ki bilirsin ki. Bu arada buradan, yani izlemiyordur da, iletebilecek biri olursa eğer, AMD'ye lütfen söylesin şu ekran kartı sorununu düzeltsin artık, ekran kartı sürücüsü, tamam. Yeni sürücünün arayüzü falan güzel, kullanışlı, oyuna yönelik şeyler var, yenilemeler, yenilikler falan var. Tamam, o sorun, o konuda sorunum yok da. İkide bir kapanıyor. Video çekmiyorken de kapanıyor. O yüzden düzeltirse daha kaliteli bir oyun deneyimi sunar bize. Umarım böyle ileten bir arkadaş çıkar, iletebilecek olan bir arkadaş çıkar ve iletir. Direkt kendileri izlemez herhalde, sanmıyorum. Evet. Şimdi maymunluğu bırakarak, en son orada triple kill falan diyorduk. Şu adam kesiyorduk. O yani. Evet. Ondan sonra ben biraz daha çektim. Sonra ekran kartı dondu. İşte tamir ettim dosyayı. Anca o kadarını tamir edebilmiş. Ne kadar çektim onu da söyleyeyim. İki kişi daha alırım. Pentakill dedim. Sonra oyun kapandı. Bilgisayarı kapattım. Yeniden başlattım. O yani, başka bir şey yok. Evet, Animus parçasını da aldık. Ya tamam, sakin ya. Burada bir tapınak haritası varmış. Hemen onu da yapalım. Ha, bir dakika, haritam var mı benim? Bakalım, yokmuş zaten. Yok. Onuncu bakışımda falan anladım olmadığını. Anahtar kaydederken kapanmadı oyun, ona şükredin. Hele eğer kaydederken kapanmasaydı bütün seri güme giderdi, çünkü eğer öyle bir şey olursa save dosyasının hepsi gider arkadaşlar. İşte Skyrim'in sevdiğim tarafı o. Skyrim'de save dosyası gitmiyor, yani yedek save atabiliyorsunuz. Bunda 3 tane hak var. Birinde benim arkadaşlarla Tugay, Semih ve Berk ile oynadığım bir çar var. Onu silmek istemiyor. Neyse. Silerim de silmesine. İşte uğraşamam. Zaten oyunun içinde direkt kaydedemiyorsunuz ara ara. Yani o özelliği desteklemiyor. Oyun kendisi bunu yapsa, auto save'lerde birine öbürüne yapsa, sonra save attıktan sonra yüklese, aynı save üzerinden oynasak. Mesela Unity de onu yapıyor. O daha güvenilir oluyor yani. Evet şimdi. Sanırım bir şey kaldı mı? Kalmıştır. Bir tane sandık kalmış. Diğerleri için senaryoda ilerlememiz gerekiyor da, o sandık nerede? Tamam, ah burada. Bir dakika, kılıcımız, evet iyi olan. Ya manyak mısın sen ya? Oha!
Epic bak. Hoppa, at be. O da yeseydi zaten. Atlarım böyle. Silah kapat diye E'ye basıyorum, herif atlıyor. Leap to fight. Kalan atlayışı yani. Ya bazı şeyler harbiden derinleşmiş. Türkçe'ye çevrilince çok saçma şeyler çıkıyor. Mesela sen heal'a can saçma. Hiç böyle aksiyona girmek istemiyorum şimdi. Merhabalaşmayalım bu arkadaşlarla biz. Hoppa. Oha. Yok artık. Ucunda durdu adam. Ve açacağım. Ve bam diyecek. Bam desene lan. Ha doğru, sen öyle değil herhalde. Sen öyle de ilerleyince onları yaparız artık. Yapacak. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet söyledim. Başardım. Zaten burada bir şu bölge var. Bir de şu böyle etraflı bulunan şeyler var işte. Şimdi en son bu bölgeyi yapacağım. Çünkü burada görevimiz var. Diğer videoya hazır oluruz. Evet. Hadi Morrigan'a gidelim. Ya manyak mısın sen? Tamam. Şimdi bir kayık falan. Direkt Morrigan'a bas. Travel olabileceğimiz yokmuş. O zaman yüzelim. Hazır hava yaz. Bir de bahar, neyse artık. Burada kışken orada yaz, ne güzel. Şimdi bes bile verme. Artık midenizi bulandıracak espriler yapmamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel espriler yapacağım. Güzel olacak. Ya bana göre benim yaptığım espriler gayet güzel de işte, anlamıyorsunuz o yüzden. Yok gerçekten ben kötü olduğunun bilincindeyim de. Ya insanların midesini bulandırmak hoşuma gidiyor. Sizin hala robot gibi. Bunu da söyleyeyim, hiçbir şey değişmedi. Aa kayık. Merhaba. Allah bereket versin, kayığını kullandım da. Hastayım biraz, o yüzden böyle gönlümü çekersem hayvan falan demeyin. Ya okulda herkes bana öyle diyor ya. Öğretmenler bile artık benim nezle olduğuma, olmama alıştı yani. Evet, animals fragment var burada. Yani animals parçası. Ya dalga geçmek amaçlıyım yani, saçma bence. Biraz daha herhalde. Arkadaşlar şimdi bir devam eden serileri bir aklıma getireceğim. Diversity var, Far Cry 4 var, Assassin's Creed Rogue var, başka da bir şey yok. O zaman Diversity serisi bittiğinde arkadaşlar ne çekeceğimi söyleyeyim. Zaten Far Cry 4 var, Assassin's Creed Rogue'un yani bunun bitmesi biraz uzun sürecek sanırım. Bunlar uzun oyunlar. Ancak Diversity'nin bir 4-5 bölümü daha var muhtemelen. İşte o bittiğinde derslerinizi söyleyeyim. Söylemezseniz ben aklımdan bulacağım da. Söyleyin, yazın. Her türlü oyunu çekebilirim. Ya siz her türlü oyunu yazın. Çekebileceklerimi söylerim. Şimdi her türlü oyunu çekebilirim çok büyük bir şey. Vaat. Ben bunun altından kalkamam.
şimdi mesela biri Assassin's Creed Syndicate ya da Unity der. Aynen öyle kalırım işte o zaman. Şurada bir chest var. Uncharted'ı keşfedilmemiş diye mi çevirmişler? Bu arada kısa seriler için fikrimi de söyleyeyim. Eğer kimse söylemezse bunu çekeceğim. Ancak eğer bir şey söylerseniz sizin yorumlarınızı dikkate alarak çekerim. Yani dikkate alarak seçimimi seçimi yaparım arkadaşlar. Ya al işte kırdın ya. Neyse. Yani eğer bir şey kimse bir şey demezse, kimsenin ağzını bıçak açmazsa. Neyse. O zaman şöyle bir şey istiyorum. Eğer bunu istiyorsanız bunu da söyleyin. Şimdi benim çok hoşuma giden, Minecraft'ta çok hoşuma giden bir server var. Farklı bir server. Gerçekten çok bambaşka bir server. Şimdi Clash of Clans'ı bilmeyen yoktur. Yani oynamasanız da biliyorsunuzdur oradaki şey işte. Altını topluyorsunuz. Adam alıyorsunuz, köyünüzü güçlendiriyorsunuz falan, öyle. Yani onu bilmeyen yoktur muhtemelen. O türde bir oyun. Age of Empires'ı da bilmeyen yoktur muhtemelen. Ona da benziyor. Yani onun Minecraft versiyonu, ikisinin de. İkisi zaten birbirine benzer oyunlar. Yani onu çekeceğim. Ben şöyle ucundan biraz detaylı şeylerini anlatayım. Ya detaysız temel şeylerini anlatayım pardon. Şimdi Minecraft'ta nasıl olacak diyeceksiniz. Öyle adamı falan nasıl düzenliyorsun diyeceksiniz. Şöyle gerçekten çok güzel yapmışlar. Benim de çok hoşuma gitti. Odun ve taş, madenden taş. Daha doğrusu madenden maden toplayarak taş kazanıyorsunuz. Yani demire vurup mesela iki tane, kömüre vurup bir tane, işte altına vurup üç tane mi dört tane mi, elmasa vurup sekiz tane falan öyle. Taş kazanıyorsunuz ve odunları keserek odun kazanıyorsunuz. Bu odun ve taşları kullanarak yapılar oluşturup güçlendiriyorsunuz. Bu çok temel yani. Bunları güçlendirince işte daha iyi baltalar, daha çok alan falan, onlar geliyor. Onlar detaylı biraz. Her neyse, bu olay bu. Böyle adınızı güçlendiriyorsunuz. Amacınız ne? Zafer puanları kazanmak, yani baskınlara karşı yenilmemek ve yapılan baskınları kazanmak, amaç bu. O nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Şimdi adanızda maden ve odun haricindeki hiçbir şeyi kazamıyorsunuz. Yani o yüzden şimdi daha diyeceksiniz zaten demir, çubuk, odun falan, onları nereden bulacağız? Zaten kendimize kılıç yapacağız. Ayrıca savaşa falan girerken de bütün envanteriniz sıfırlanıyor. Yani bütün envanteriniz sıfırlanınca da kılıç falan yapsanız da gidiyor. Doğal olarak. Yani
Nasıl alacak, ne yapacaksınız öyle bir şey derseniz, bu ne? Terk edilmiş gemi, onu da toplayalım. Nasıl yapacağız öyle bir şey derseniz, bir dakika, şuna elimiz var. Şunu alalım ya. Onu nasıl yapacağız derseniz, silah satan ve zırh satan binalar var arkadaşlar. Mesela onları güçlendirdikçe daha iyi zırhlar falan ya da kılıçlar geliyor. Ayrıca ok satan, yay, ok ve yay satan da yerler var. Daha güçlü büyülü yaylar falan geliyor onları güçlendirince de. O yani. Öyle şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz işte. Ne diyeceğim? Ha, unutuyorum ben. Ne? Oradan aldınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Odun ve taş kazarak hem köyünüze odun ve taş binalar yapmak için lazım olan odun ve taş veriyorsunuz, hem de altın kazanıyorsunuz bunun karşılığında. Altınla da hem yeni bir köy açabiliyorsunuz. Ayrıca yani altın dediğimiz para gibi bir şey. Nesnelde altın değil, Minecraft'taki altın değil. Hem öyle köy açabiliyorsunuz, hem de balta olsun, kılıç olsun, zırh olsun falan, onları alabiliyorsunuz. Onları altında alıyorsunuz işte. Ondan sonra savaş envanteri diye bir şey var. Savaş envanterine koyuyorsunuz. Onu güçlendirdikçe daha çok yer açılıyor orada. O işte yani. Öyle o kılıçlarla saldırabiliyorsunuz. Şöyle nasıl koruyacağız diyeceksiniz şimdi bana. Çok da haklısınız. Şimdi alaya kimse yok. Adamlar gelecek, bizim adamımızın içine edecek. Biz de hiçbir şey yapamayacağız doğal olarak. Hayır, öyle değil aslında. Dakika, burası neresi ya? Yok, buraya gitmeyeceğim ben. Sadece içerisinde bir ya da fazla, birden fazla kişinin olduğu, yani bir ya da birden fazla oyuncunun adayı koruyabilecek vaziyette olan oyuncunun bulunduğu adalara saldırabiliyorsunuz. Ve bunun için şeyinizin, köy binanızın seviyesinin yeterli olması lazım. Yani mesela işte size köy binanız 4 seviye, 1 seviyelik köy binası da sahip bir ada gelmiyor. 4 seviyelik köy binasına sahip bir ada geliyor. Ya o da adaletli olmasını sağlıyor. Yeni başlayanlar, sonra başlayanlar falan. İşte şöyle bir kötü tarafı var. Yani her güzel şeyin kötü bir şey iyi tarafı vardır. Güzel tarafı, iyi tarafı olduğu gibi. İşin kötü tarafı da senaryo değil. İşin kötü tarafı da şimdi mesela siz adanıza adamlar aldınız. Ondan sonra o adamlar da kötü. Yani o yüzden aldığınız adamları, alanınıza kabul ettiğiniz adamların iyi bir koruyucu, iyi bir çalışkan biri olduğunu doğrulamanız lazım. Yoksa o aranızdayken düşmanlar saldırır. Öyle olunca da yani koruyamaz adınızı. İyi kişiler seçmeniz lazım o yüzden. Böyle saldırılınca da hem yeteri kadar yeriniz varsa odun ve taşları topluyorsunuz. Adamın sahip olduğu. Hepsi değil tabi. Bir bölümünü toplayabiliyorsunuz en fazla. Size biraz bırakıyor.
Ayrıca eğer köy binası da bir süre durup köy binasını ele geçiriyorsunuz. Köy binasını ele geçirdiğinizde de karşıdaki rakibin köy binasının seviyesi düşüyor. Köy binasının binalar da köy binasının seviyesinden yüksek olamadığı için doğal olarak hepsi düşüyor. Bir seviye yine güçlendirmeniz gerekiyor. Oyun bu. Biraz ben detaylı anlattım sanki de. Oyun böyle. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Tabi pek anladınız mı bilmiyorum. İsterseniz anlamadıysanız ve merak... Oha vurmuşum. Vurmuşum be. Eğer merak ettiyseniz tabii ki de bir videosunu çekebilirim, kısa bir şey video çekebilirim. Bunun kısa bir seri olmasını istiyorsanız, çünkü çok uzun bir oyun değil. Yani hepsini 4 seviye yapıyorsunuz. İşte gelişiyorsunuz bayağı. Yeterince şey zafer puanı kazandığınızda, victory point kazandığınızda bitiyor. Yani sıkıldığınızda bitiyor daha doğrusu. Yeterince değil çünkü yani. Oyunun sizden istediği bir şey yok. Daha fazla kazanan daha iyi. Ben tabii ki de birinci olamayacağınıza göre. Biraz zor birinci olmak gerçekten. Birinciler çok iyi. Yani sıkıldığımızda bitiyor. Yani sıkıldığımda bitireceğim tabii ki de seriye çekersem eğer. Ama benim hoşuma gitti. Benim için çok eğlenceli bir şey. Seri. Böyle anlattım. Anlamadıysanız eğer daha detaylı bir video ile daha... Bakın bunlar Fransız işte. Evet. Göründüğü kadar ezikler. Yani. Ya ben çok iyiyim. Şurayı bir açalım da şöyle dövüşelim. Evet, şimdi bakalım mazeretleri ne olacak bizi dövmek için. Dövmeye çalışmak için. Anca çalışabilirler. Anlamayacağız, video sonu çekebilirim. Başka bir seri isterseniz, merak ettiğiniz bir şey olursa, anlamadığınız bir şey olursa, işte sormak istediğiniz herhangi bir şeyi sorun. Hepinizi överim ulan. Masaya yazık ya. Hoppa. Döv diyor bak bir de. Bir dakika dur. Variller var burada. Ya niye olmuyor? Ben getireceğim. Yok artık. Ha şöyle ya. Oh, çok iyi gördük. Sonraki senin herhangi bir şeyi sorun arkadaşlar. Sadece saygılı olun ve küfür algı kullanmayın. Bu. Ay, oyununa senin.
Red Devils istemiyor. Adı oluyor. Peki. Böyle oyunlar falan var. Oynamayacağım şimdi. Zaman kaybı benim için. Oynayamıyorum. Çaktırmayın. Oha. Epik bug'lar arkadaşlar. Kaptan bilmem nesinde geliştirmeler mevcutmuş. Bu arada arkadaşlar oynadığım oyunlardan söyleyeyim. Age of Mythology'yi de çekebilirim. Ya da Age of Empires'ın herhangi bir videosunu da çekebilirim. Çünkü çok sevdiğim bir oyun gerçekten. Ben seviyorum. Yani yeni buldum zaten. Ama çok hoşuma giden bir oyun. Android oyunlarını da çekebilirim bu arada. Onu da söyleyeyim. Death Dragon gibi bir rezalet olmaz tabii ki de. BlueStacks'ten çekerim muhtemelen. Ya da Windows Store'da öyle bir şey varsa ondan çekerim. Bu arada muhtemelen kapalı da girmeyiz biliyorsan. Hadi bay bay. Oha. 2 metre yuvarlandı adam. Ama o Fransız. Ve ölümü hak ediyor. Savaşa şeyler geliyor. Ülkenin liderleri giriyor. Onların kavgası yüzünden halk, onların davası, kavgası neyse işte yüzünden halk ölüyor. Askerler şehit oluyor. Şu an ülkemizde olanlar değil. Çünkü şu an bir kavga yok. Şu an terör var. Ya bırak şunu da be. Aferin. Yumruk at ne oha. Bütün savaşlar böyle. Ne demişler? Filler tepişir, çimler ezilir. Öyle sanırım. Güzel laf ya. Valla şehitlerimiz için ailelerine başsağlığı dileriz. Dilerim yani. Başsağlığı ve sabır dileriz. Dilerim. Öf. Neyse işte. Ay şimdi şey burada haber düşünmeyeceğim. Eğlenceli olsun video, değil mi? Allah insan da tatlı, insanın tadı tuzu kalmıyor. Neyse. Evet. tamamlamışız. Peki. Bakış noktası view point. Görüş kulesi de.
Ne var lan, ne var, ha ne var? Aa, öldüm. Ya bak, öyle. Al. Bir dakika, ben yumrukla ne yaşıyorum? Bir dakika, hayır. Oha. Arkadaşlar, iyi bir karar alacağım. Her alacağım. Videoyu bugün yarın mı yüklesem? Yani 5-6 gün alacağım arkadaşlar. Yapılır. Sağlık geliştirmesi. Evet, çok güzel. Edinilmiş zaten. Kutup tavşanı ve Kanada başağı. Yok be, gri kurt falan. Bir dakika. Tabanca kılıfları. Edinilmiş. Evet, artık canımız 5, sağlığımız 5. Ha, şimdi bu bölgeyi de tamamladık, tamamlayabileceğimiz kısmını da tamamladık bu bölgenin de. Şimdi şöyle buraya gideceğiz. Şuradan şöyle geçerek. Ve geriye doğru mu gitsek? Şurada yol var sanırım. Aa, gemi. Orada değil. Tamam, işte o tarafa gideceğiz. O gemiyi kurtaracağız. Sonra görevimiz olduğu ülkeye gideceğiz. Orayı tamamlayıp videoyu bitireceğiz artık. Çok uzun oldu bu video. Evet, free roam yapınca uzun oldu. Bana videonun adı free roam. Yani düşünmeyeceğim artık başlık. Ha, şu güçlendirmeleri de yapalım. Kolay gelsin değil mi? İnsan sağ ol der be. Ya da gerekiyorsa kolaysa başına gelsin de. Karbada. Evet, bunlara ihtiyacımız olacak. Kemikte yine ihtiyacımız olacak. Mulligan geliştirmeleri 8000 istiyor maşallah. Burada topları arkadaşlar. Evet, biraz para harcayalım değil mi? Para harcamak içindir yani. Mamuz ne ya? Tayfa arttıralım. Daha fazla tayfa yapalım. 40. Para. Arkadaş, millet demir arar. Biz paradan dolayı. Ama Waffle'yi taşıdım. Herhalde hikayede ilerleyince açılıyor. Spoiler verdim, kusura bakmayın. Detayına girmeyeceğim. Özellik işte yani, özellik. Birisi su içtim be. Evet, şimdi bir litre oldu. Bir şişeyi bitirdim. Vay, kıyafet şekil önümden çekilin mi? Bu arada aklıma değişik aktiviteler geliyor. Ama kanalımıza biraz daha katılan olması lazım bunun için. Değişik aktivite derken böyle
Kanalımıza katılanları kullanarak gerçekten güzel şeyler el yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz aynı şeyi düşünüyor musunuz ama yani bence güzel şeyler ortaya çıkar. Mesela benim aklıma gelen şöyle bir şey var. Abonelerimize soru soralım. Canlı yayın yapamam. Kusura bakmayın. Bu canlı yayında çok, zaten çok daha kolay olur. Ama canlı yayında yapamam. Çünkü internetim leş. Burada fiber yok. Yani 16 megabitsel internet var. En fazla o da. Upload'u da 0,6 çıkıyor arkadaşlar. Pardon, 1,6 çıkıyor. Yani 160 kilobitsel falan yaklaşık. O çok kötü. Dakika ya, ben nereye gidiyorum? Ya işte ya, kaçırdık. Bir sürü madde veriyordu bize. Bonsai. Madde deyince şimdi. Evet. Bölge çekil, önümden çekil. Bir dakika şu harita. Bir dakika, bir dur. Bir dur! Aferin. Ha, haritaya bir bakalım. Ya! Aldım geçiyoruz. Ha. Evet, bir bakalım. Rivalry 574'e eksi 285. 574'e şurası. Not 500. Ya 500, 500. 574'e 640. X'e 640. Bu sanırım. 578 burası işte. Ya yaklaşık olarak. Eksi 285. Oo. Bu bambaşka bir yerde muhtemelen. Artınca mı? Yani Albany bölgesinde değil. Benim öğrenmek istediğim buydu. O zaman sallamaz bana de. Şimdi altımı yapacağım. Her bir de tuvaletim geliyor. Arkadaş benim böyle vücudum muhtemelen kendini alıştırmış. Okulda hiç tuvaletim gelmiyor mesela benim. Çünkü yine takıntım. Okulda bana hayatta, daha doğrusu sadece okulda değil. Halka açık tuvaletlere hayatta girmem. Yani bir takıntı. Çok pisler ve takıntı. Yani herkes giriyor pis olmasına rağmen. Yani ne kaybediyorlar, hiçbir şey, ama bir takıntı değil mi? Bana ne? Girmem. İnat. İnatçıyım burada. Hatta bayağı. yani girmem. Bu yüzden okulda benim hiç tuvaletim gelmez. Ya çıkışa doğru artık yani 8-9 saatten sonra gelmeye başlıyor da. Yani o zamana kadar da eve ulaşmış oluyorum ben de normalde. Genelde daha doğrusu. Ama evde mesela yarım saatte bir, 1 saatte bir falan tuvalete giderim. Öyle şey gibi, hastalar gibi. Nasıl gibi? Neyse, işte onlar gibi. Öyle geçmiş olsun. Gerçekten kötü bir hastalık ya. Hele mesela benim gibi takıntılı biri olacak. Aslında çok iyi olur o zaman. Okula gitmezsiniz. Ya ben şeye inanmıyorum. Dersleri kötü diye okul sevilmez diye bir şey yok benim için.
derslerim iyi. Yine de sevmiyorum okul arkadaş. Yani şimdi ben burada politikadan girip siyasetten çıkardım. Sistemi eleştirirdim. Gereksizliğini açıklardım. Ama videodayız. Benim sevmememin sebebi çoğu çocuğun sevmemesinin sebebi de aynı değil. Amacı bence saçma. Okul nedir? Tamam, önemli bir şey. Eğitim şart. Eyvallah. Kültürlü olmak lazım. Baba bize orada kültürü öğretmiyorlar. Ya yani kültürü de öğretiyorlar da kültür hariç bir sürü şey öğretiyorlar. Nereden biliyorum? Şimdi mesela biz fen ve atıyorum şey görürüz. Sindirim sistemini. Bana ne kardeşim? Yutaktan ya yiyor musun yiyorsun. Aç mı kalıyorsun kalmıyorsun. İyi bu kadar. Yutaktan giriyormuş da şeyden çıkıyor. Anüsten çıkıyormuş da işte yağlar şurada eritilirmiş de falan. Daha saçma yani. O yüzden. Yeteri kadarını anlat o kadar. Gelen yiyecekler ağızdan girer. Video çekiyoruz burada. Ağızdan girer. Herkesin bildiği yerden çıkar yani. Ya bu kadar. Herkes biliyor zaten. Oha. Direkt aldım. Mesela toplamada da öyle. Bana ne rahatsız eder sayılardan. Ben büyüyünce ne okuyacağım, şey mi olacağım ben? Masada falan mı çalışacağım? Hem ilemeymişim biraz matematik, yani büyüyünce olmak istediğim şey biraz matematikle ilgili. Hem büyüyünce bilgisayar üzerine bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Daha açık olursak. Abi hakkı kurt lazım bize. Merhaba kurt amca. Ah öldüm. Ah ölüyorum. Ne oluyor lan? Ne var? Yumruğumu öldüreceğim sizi. WWE. Acımam kardeş. Bana zararı dokunmayana zararım dokunmaz ama bana zararı dokunanı daha affetmem. Evet, abinizden videoda rezalet bir laf. Kurt, az önce bana saldırdın. Ölünce o kadar güçlü değilsin sanırım. Ne saçmalama. Ha, ne diyordum, evet. Ya mesela ben, yani herkesin böyle bir şey yapacak diye bir şey yok. O yüzden mesleklere göre ders verirsin. Ha, herkesin öğrenmesi gereken ne matematikte? Bana göre matematikte mesela en önemli derslerden biri denklemler. Peşinizi bırakmıyor. Hayatınızda her türlü karşılaşıyorsunuz. Mesela oyuncular için diyorum. Steam'den ya da başka bir yerden her neyse orijinden Steam'den neyse oyun indiriyorsunuz. Ondan sonra o oyunun bir şeyle ne zaman yükleneceğini yani ne zaman ineceğini daha doğrusu tahmin etmek için denklem kullanmanız lazım. Ona denklemini söyleyeyim. %1'e yani mantıksal olarak %1'ini ölçeceksiniz. Atıyorum %1'e 30 saniye demeyin. %1'e 30 saniyede iniyorsa işte yani x bir dakika 30 çarpı 100 eşittir x. 30 ile 100'ü çarpacaksınız. 300 bir dakika, pardon, 3000. Matematik feili.
Gel lan buraya. Kaçma lan. Za. 30 300 3000. 3000 saniye arkadaşlar. 30. 3000 3000'i de 60'a bölün. Ondan sonra o kadar dakika, o çıkar sayıda sayıyla 60'a bölün, o kadar saat. Noktası da dakikadır. Bu kadar. Ya da değil yani, bakın oyuncular için bile önemli. O yüzden onu öğreteceksin. Rasyonel sayılara gerek yok. Ama mesela kesirleri öğreteceksin artık. Ya kesirlerden de kaşış yok. Şimdi senin karşına her türlü ondalık gösterin mesela, o daha şey. Daha çok hayatta karşımıza çıkan bir şey. Ya senin karşına her türlü 0,1,6 çıkıyordur mesela. Güzel bir soru söyle, okuyorsun demiş. Sen onun ne demek olduğunu bilmezsen öyle kalırsın yani. Ve bunu da bilmek gerekir okula gidiyorsan. Herkesin okula gitmesi gerekir. Onu da bilmek gerekir yani şimdi. 1,6 diye bir şey her yerde çıkar. Sen bunu bileceksin ki 1 tam 10'da 6. Yani yarıya yakın mantıksal olarak. Ne yorumladım be? Çok çele çaldık. Yani zaman geçsin diye. Sizi oyalamak için. Yani ya böyle olması gerekiyor bence. Ha şimdi mesela tabii ki de bu anlatılanların anlatılanlar bazı kişilerin burada onun intikamını alacağım. Onun hiçbir suçu yoktu. Bize oha harekete bakın. Of be! Şerpeti kormak coşturuyor. Şunu halledelim de sana sana çıkartmasın. Ben de. Tabii ki de bu anlatılanları bu anlatılanların her çocuk için kullanılacak yanı vardır. Ya da işi anlatılanların hepsiyle ilgili olan bir çocuklar, daha doğrusu gençler, neyse işte vardır her türlü. Ama olmayan daha fazla. Şimdi kaç kişi matematik profesörü olmak istiyor ya da matematikçi olmak istiyor? Kaç kişi kimyager olmak istiyor? Kaç kişi biyoloji şeysi olmak istiyor? Kaç kişi fizikçi olmak istiyor? Onlara özel dersler yap. Kaç kişi tarihçi olmak istiyor? Tamam, onlar bilsin. Gerisinin bilmesi de gerek yok zaten. Ha kültürdür. Kültür önemli bir şey, tamam. Ama kültürün işte o üstüne çıkmamak lazım. Her çocuk her şeyi yapabilecek diye bir şey yok. Her çocuğun işine her şey yarar diye de bir şey yok. Yani bir çocuk mesela resim yapmakta yeteneklidir. O zaman sen onu resime yönlendireceğim. Haksız. Bana çekinmeyin. Yani küfür argo kullanmadan boş konuşuyorum şu an. Size göre yani. Bana ben kendim bir boş konuşmuyorum da. Size göre muhtemelen ben şu an boş konuşuyorum. Olsun. Zaman geçsin işte. Oo, çocuğa bak. Beni destekliyor sanırım. Yani ben de desteklenemeyecek biri değilim ki şimdi. Oh,
öldü. Bir düşüneceğim bu. Siz her türlü düşüncenizi söyleyebilirsiniz tabii ki de bize ilete bana bize bana neyse işte iletebilirsiniz. Oha dansa bakın. Oha. İyi ki gizli. Ya sıra tartışılacak çok konu var. Bir de uygun olmayayım size. Ha, ben fikrimi söyledim. Siz de fikrinizi söyleyin. Eleştirin benim fikrimi. Yani benim fikrimi seven, düşünen olur, düşünmeyen olur, her türlü kişi olur. Eleştirin, sorun değil. Ama küfür etmeyin ve saygılı olun. Ya mesela bana deyin. Abi ben seni çok haklı bulmuyorum şu 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 konularda işte. Çok doğru söylemiyorsun bence. Şöyle olmalıydı falan böyle diyeyim. Ya salak mısın ya işte. Bir şeyler anladığın yok orada yorum kaçaya çalıyorsun bize akıl veriyorsun falan öyle bir şeyler demeyin ben size akıl falan vermiyorum zaten zaman geçiriyorum burada. Bana, ben şimdi bize karşı, bana karşı, işte kavramın herhangi birine karşı, videoda geçen herhangi birine karşı daha doğrusu sıcak olmanızı istiyorum. Ama aynı zamanda saygılı da olmanızı istiyorum. Oha. Best Buff TR. Hayır. Aa öldü. Silahına öyle davranan kazanır burada bebeğim. Senaryolarda. Evet sanırım her şey tamamladık artık bu uzun videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız sanırım. Türkçeme teşekkür edebilirsiniz. Ne bu? Dost değerli şunlar. Evet hiçbir şey kalmamış sanırım. Bu bölgede senaryo ilerleyince bu bölgeyi de tamamlayacağız arkadaşlar ve tamamladığımızda burası böyle yeşil olacak. Yok senaryo ilerleyince buraya bir şey açacağız. Ve o yeşil olacak. Burası böyle. Ve bize para kazandıracak. Evet. Ben altı bırakmadan videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyseniz beğenmeyi. Beğenmeyseniz yani like butonuna basmayı. Beğenmeyseniz kanalımızı arkadaşlarınız altına açın. Beğenmeyseniz elinizi saygılı bu şekilde yorumlarda yazmayı. Ve bu seriyi diğer serileri takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir hesap yapacağım arkadaşlar. Denklem kuracağım. Şimdi gündü. Bir dakika. 3,5. 10 günde 35 lira. 60, 57, 60, 70, 80 o çok oluyor. 5 günde 35'in yarısı 32 diyelim. 32,5. Yani 58 59, 60 60, 70 bir dakika, 15 15
16, 17.5. 58. 66, 76. Evet. 5 ya da 4 ya da 3 günde beş tamamlayacağız. Şu kapşonu da çıkart lütfen. Bahar ayındayız. Değişik herif. Çıkar şunu. Çıkart! Kapşonunu çıkart. Bana hep olası pislik. Vay be. Yani 3, 4 ya da 5 günde işte alacağım. Siparişin gelmesi de 3 gün sürerse arkadaşlar 3 güne gelir. Yani 8 güne gelir. Kaba kalmadı. Çünkü altına yapacağım. Evet. Kapanış yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenme butonuna, yani like butonuna basarak bize beğeninizi iletmeyi, beğenmediyseniz elinizi saygı bir şekilde küfür ağzı kullanmadan yazmayı ve yorumlarda yazmayı ve bu seriyi diğer serileri takip etmek için abone olmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir seri olursa ya da benim videoları isteyip de size sorduğum şeyler olursa onları da yazmayı unutmayın. Ayrıca bana ulaşmak için, yani bu videoda da geçen herkesin, sadece ben bana ulaşmak için Skype'ı maşallah bulabilirsiniz. Ben Skype'den başka bir şey kullanmıyorum. Facebook'a kullanmıyorum. Twitter'da kullanmıyorum. Instagram'da kullanmıyorum. Bir düşüneyim, başka bir şey kullanıyorum. Google Plus, YouTube ve Skype üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Google Plus dediğim, diğer Google Plus'ımı şeye tıklayarak, resmine tıklayarak bulabilirsiniz. Ona çok bakmıyorum. Siz ya YouTube'dan yazın ya da özel istiyorsanız Skype'den yazın. Skype kullanıyorum çünkü. Hem daha kullanılır işte. Aramak istiyorsanız arayın. Aramak istemiyorsanız aramayın. Sorun değil. Bayağı didos atmam. Drop da atmam, merak etmeyin. Zaten ben de drop ya da didos atacak internet yok. Onda senin. Evet. Artık bitiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Oyunda kalmayın. Benden başka biri kullanıyorsa onu da lütfen söyleyin. Bye bye.